Son seansla karşınızdayız. Türk gelenek ve göreneklerinin de aslında desteklediği kitlesel fonlama diye tabir edebileceğimiz yeni bir fonlama tekniği. Avrupa'da da çok yaygın, dünyada da çok yaygın bir uygulama. Bu uygulamanın Türkiye'deki önemli temsilcilerinden bir şirketle konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız ikinci bölümde bizimle birlikte olacak. Şöyle düşünelim, iyi bir iş fikriniz var ve bu iyi iş fikrinizi birlikte gerçekleştirebileceğiniz iyi bir ekibiniz var, arkadaşlarınız var. Hatta bu iş fikrinizi hayata geçirebileceğiniz bir de mekanınız var ama bir şey eksik. O şey olmayınca iş fikrinizin hayata geçirme şansı yok. O şeyin adına fon diyoruz. Fon bulunmadığı takdirde her şey beynimizin kıvrımları arasında gezinen küçük küçük hülyalara dönüşebilir. Ama bunun da yolu var. Artık şirketlere, kuruluşlara ya da bireylere ya da girişimcilere fon sağlayan kuruluşlar var. Üstelik de bunu yaparken en ufak bir karşılık beklemiyorlar. Sadece o fikre, o iş fikrine inanmış olmaları yetiyor. Bunu konuşacağız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız şu anda Skype hattımızda. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Aslında güzel özetlediniz. Giriş de çok güzeldi. Tamam. O zaman özet güzelse gerisini sizden dinleyeceğiz. 15 dakika vaktimiz var. Hem biraz fonbulucu.com'u anlatmanızı rica ediyorum. Hem kendi hikayenizi bir parça anlatmanızı rica ediyorum. Varsa iş arkadaşlarınızın hikayesini de o kapsamın içinde anlatmanızı rica ediyorum. Sonra da İmece fondan başlayıp invest fonlara kadar hangi yerlerde, nasıl, ne şekilde hareket etmesi gerekiyor girişimcilerin, özellikle genç girişimcilerin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda biraz ipuçları vermenizi rica ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Ali Bey. Ali Bey aslında bugün konuşacağımız konu girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminde ciddi bir devrim. Bunun farkındalığı noktasında katkı sağladığınız için size tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Çünkü ülkemizde girişimcilik ekosisteminin önündeki en büyük engellerden biri finanse erişim engeli. Hepimiz biliyoruz finanse erişmek çok zor Türkiye'de. Eriştiğiniz zaman maliyetler çok yüksek. Doğru zamanda erişmek çok çok önemli. Aslında bizim hikayemiz bu. Biz girişimcileri finansmana doğru zamanda, doğru miktarda eriştirirken diğer taraftan da yatırımcıları, girişimlere erişmelerini sağlıyoruz. Bu sayede aslında o kurulan ortaklıklarla da girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2017 yılında aslında Türkiye'de regüle edildi bu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanuna birkaç madde ilave edilerek yasallaştı. Hemen akabinde 2019 yılında da Sermaye Piyasası Kurulu paya dayalı kitle fonlaması isimli bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğe ilişkin olarak da Türkiye'de platformların, yatırımcıların ve girişimcilerin bu sistem içerisinde nasıl yer alacağını, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirledi. Biz 2019 yılında kurduk şirketimizi ve 2020 Ağustos ayında lisans başvurumuzu yaptık. 8 Nisan 2021 tarihinde de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandık. Türkiye'deki artık girişimciler finanse erişimi kitle fonlaması yoluyla da yapacaklar. Dilerseniz burada kitle fonlamasını belki ilk kez duyanlar vardır. Evet, kitle fonlamasını lütfen anlatın. Çünkü dediğiniz gibi bilmeyenler olabilir. Yani hem literatürümüze yeni girdiği için hem de dünyada da çok fazla eski bir geçmişe sahip olmadığı için. Aslında bu crowdfunding olarak bilinen bir sistem. Bizde de karşılığı sizin anonsunuzda da duydum. Ben İmece aslında. Evet. Bunun daha ölçeklenmiş hali, internet üzerine taşınmış hali. Biz bunu kitlesel fonlama olarak ilk önce Türkiye'de konuştuk. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu bunun ismini koydu. Tebliğe de girdi. Kitle fonlaması artık. Türkiye'de regüle edilen konu da paya dayalı kitle fonlaması. Kitle fonlaması bir girişim, fikir, proje ya da bir sebebin bir grup insan tarafından internet üzerinden desteklenmesi veya finanse edilmesi şeklinde biz ifade ediyoruz. Paya dayalı kitle fonlamasında da aslında iş biraz daha değişiyor. Çünkü alt modellerinden biri equity based veya share based dediğimiz kitle fonlama sistemi. Evet. Burada da girişimci ihtiyaç duyduğu finansmana karşılık hisselerinin, paylarının bir kısmından vazgeçerek yatırımcılara sunarak bunları
O finansmanı temin ediyor. Aslında binlerce ortağı oluyor bu sistem sayesinde girişimcinin. Sadece para bulmuyor, ciddi şekilde bir networking yapıyor, marka elçileri oluşturuyor binlerce. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemini geliştirilmesine gerçekten büyük bir katkı sağlıyor ki 2020 yılına baktığımız zaman dünyada 100 milyar doların üzerinde bir hacim oluştu. Birinci sırada Amerika'da, ikinci sırada da Çin vardı burada ama Çin çok daha hızlı geliyor. Dünyada bu işi regüle eden, ülkesinde belli bir regülasyona göre kitle fonlaması sistemini hayata geçiren 7. ülkeyiz biz. O yüzden aslında çok geç kalmadık. Dediğiniz gibi konu da çok yeni. Evet. 2012 yılından bu yana aslında çok hızlanarak, çok büyük bir hacimlere ulaşarak her yıl artarak geliyor kitle fonlama sistemindeki finansman. 4 tane ana konusu var aslında kitle fonlamasının. Birincisi ödül ve bağış bazlı dediğimiz biraz daha sosyal projelerin yer aldığı, insanların motivasyonunu daha çok desteklemek noktasında olduğu bir modeli var. Biz 2016 yılından bu yana bu modeli çalıştırıyorduk zaten ve 30 projeye 5 milyon üzerinde bir kaynak yaratmayı başardık. Şimdi işe paya dayalı kitle fonlamasıyla devam edeceğiz. Dediğim gibi burada girişimciler çok daha kolay, hızlı, güvenli ve ucuz şekilde finansmana ulaşacaklar. Bir diğer modeli de kitle fonlamasının borca dayalı kitle fonlaması. Kredi bazlı da diyebilirsiniz buna. Bununla ilgili de Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir çalışması var. Evet. Bu çalışmalarla beraber aslında Türkiye'de kitle fonlamasının hem paya dayalı hem de borçlanmaya dayalı kitle fonlamasıyla ekosistemin gelişeceğine inanıyoruz açıkçası biz. Bu yolda da başladık çalışmaya. Size güzel bir haber vereyim. 11 Mayıs'ta ilk kampanya yayınlandı. Promoseed isimli bir biyoteknoloji şirketi. 3 üniversite profesörü tarafından kurulan Erciyes Teknopark'ta yer alan bir girişimimiz ihtiyaç duyduğu fonu açıkladı ve paylarına karşılık %200'e yakın neredeyse talep geldi. Çok güzel. Burada yatırımcıların da aslında sistemi çok hızlı şekilde kabul edebileceğini göreceğiz ki görüyoruz da. Şu anda 300 civarında yatırımcı yatırım yaptı Promosi'de. Aynı şekilde ikinci kampanyayı da yayınladık biz. O da çok ilginç bir proje, futbol spor merkezli bir proje, teknoloji merkezli bir proje, Sensible VR isimli ve bu projede aynı şekilde ölçeklenmesi çok hızlı olabilecek, belki de bir unicorn olabilecek bir proje. Buraya da aynı şekilde birkaç gün içerisinde 50-60 belki şimdi baksak daha da artmıştır. Yatırımcıların ilgisi var. Bizdeki sistem çok belki ilginç bulacaksınız. 1 liradan başlıyor katkılar. Evet. Yani siz bir şirketin 1 lira ödeyerek bir payına sahip oluyorsunuz. İsterseniz daha fazla da ödeyebiliyorsunuz. Bu sayede biz bütün Türkiye'de sermayenin hem tabana yayılmasını hem de özellikle üretime ve istihdama tüm halkın katılmasını sağlamaya çalışacağız. Bu yolda da bu yıl içerisinde en az 20 tane kampanyayı, girişim kampanyasını yayınlayarak yine en az 10 milyonluk bir fon yaratmayı istiyoruz açıkçası. 2023 yılında da güzel bir hedefimiz var. Bu hedefe de ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. 1 milyarlık bir fon hacmini Türkiye'de bu sistemi kullanarak girişimlere aktarmak ana hedefimiz. Evet. Buraya kadar isterseniz bunları söyleyebilirim. Çok güzel anlattınız. Şimdi şunu soracağım güncel bir şeyden yola çıkarak. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde işte bütün ülkelerde aşı üretimi ve virütik ilaç üretimi konusunda ciddi çalışmalar yürütüldü. Büyük şirketler elbette çok büyük imkanlara sahip oldukları için çok önce üretmeye başladılar ama dünyanın bazı ülkelerinde küçük şirketlerin de aşı üretimi konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini biliyoruz. Ama bütün şirketlerin karşı karşıya bulundukları en temel problem fon meselesi. Yani fona ulaşamadıkları için mesela şu anda Türkiye'de 12 yerli aşı çalışması var. Yani preklinik aşamadan 3. faza kadar gelen 12 aşı var. Hepsinin de temel sorunu fona ulaşmak. Hatta pek çoğunun en temel sorunu fona ulaşmak. Yani fona zamanında ulaşmış olsalardı belki bugün bizim Sputnik aşısı gibi, Sinovac aşısı gibi, BioNTech aşısı gibi bir aşımız olabilirdi.
Ama işte bu konuda hem fon sahiplerine, fon temin edenlerin bir araya gelememesi ya da onların bir zeminde buluşturulamaması ve benzeri pek çok teknik sebep ortaya çıktı. Acaba bu konuda bir deneyiminiz var mı? Yani size ulaşan ya da sizinle bu konuda paylaşımda bulunan ya da sizin arayışa geçip de gelin bu işi yapalım diye düşündüğünüz bir şey oldu mu, bir girişim oldu mu? Bu sizin şirketinizle sınırlı olmayabilir. Genel olarak bu sektördeki durumla ilgili de olabilir aynı zamanda. Tabii ki. Ali Bey, aslında ben bir melek yatırımcıyım aynı zamanda. Evet. Bizim bir melek yatırım ağımız var. Aynı şekilde girişimlere finansman temin eden bir de girişim sermayesi yatırım fonunun hatta bugün kuruluş için son başvurumuzu yaptık. Dolayısıyla biz girişimcinin finanse erişimini çok boyutlu görüyoruz ve bu anlamda da hem şahsım hem melek yatırım ağımızdaki diğer melek yatırımcılarımız hem de girişim sermayesi yatırım fonumuz bu özellikle kitle fonlaması odağında girişimleri finanse etmeye çalışıyor. Dediğiniz gibi pandeminin başlama sürecini hepimiz çok kötü bir şekilde yaşadık, aslında şok olduk. Daha sonra biz hızlı toparladık ve Türkiye'de belki de bu anlamda yapılan ilk çalışmayı COVID-19 ortak akıl platformunu gerçekleştirdik. Doktor Bülent Gümüş hocamla beraber ve çok fazla 500'e yakın bir başvuru aldık ki özellikle sağlık projelerinin bize başvurmasını istedik. COVID-19'daki tüm süreçlerde ihtiyaç duyabileceğimiz çözümlerin girişimciler tarafından bulunması için bir çağrı yaptık. Dediğim gibi çok başvuru oldu. Bu süreci yürüttük. Sürecin sonunda da gerçekten elle tutulur hem ürün hem de hizmet açısından bu sürecin rahat geçirilmesini sağlayacak çok iyi girişimler başvurdu. Aynı zamanda biz 8 aydır ortalama girişimlerin başvurularını alıyoruz ve şu anda 2000'in üzerinde bir başvuru söz konusu. Tabii bazı sınırlamalarımız var, tebliğden gelen teknoloji evet. Ve veya üretim faaliyetinde olması gerekiyor girişimcilerin bizim sistemden istifade edebilmeleri için. Elediğimiz zaman 200'e yakın girişim kalıyor ve bunların toplam ihtiyaç duyduğu fon miktarı 1.2 milyar lira. Bunların içerisinde bahsettiğiniz gibi aşı üretmekle ilgili oradan tutun şeye kadar sağlıkla ilgili çözümlere kadar özellikle pandemi döneminde yaşanan psikolojik sorunların çözülmesinden çocuklarla ilgili konulara kadar çok fazla girişim var. Hatta içlerinden de ben çok başarılı olacağına inandığım bazı girişimler var. Biz burada aslında girişimcinin kitle fonlama sistemini kullandığı zaman sağlayacağı faydayı en üst seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğu fonun %10'unu bu yıl için 10 tane kampanya seçtik. Daha doğrusu belirleyeceğiz. Üçünü belirledik şu anda. Onların %10 olarak zaten ihtiyaç duyduğu fonu biz temin edeceğiz. Geri kalanı da halkımızın temin etmesini istiyoruz. Bunun için de zaten mali bariyeri 1 liraya indirdik. Herkes yatırımcı olabilsin diye. Dediğiniz gibi eğer zamanında girişimlere doğru miktarda, ama sadece zamanında olması da yetmiyor Ali Bey. Doğru evet. Zamanda doğru miktarda girişimciye fonu aktarabilirseniz ülkemizdeki bu ekosistem çok gelişecek. İstihdama ve üretimi de katkısı çok yüksek olacak. Belki bir rakam verirsem daha iyi açıklayabilirim. 2020 yılında kitle fonlama sistemiyle fonlanan girişimlerin sebep olduğu istihdam 300 bini geçti. Yani 300 bin tane yeni işin doğmasına, kişinin çalışmasına sebep oldular bu sistemde fonlanan girişimler. Dolayısıyla istihdama bu kadar katkısı olan bir sistemi korumak ve büyütmek gerekiyor. Bu noktada da aslında ben çok iyi bir başlangıç noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Borsa İstanbul'a son dönemlerde yeni kaydolan yatırımcıların risk iştahının da yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Burada tabii ki bütün girişimlerin başarılı olması mümkün değil. Feyleden, işin içerisinden çıkamayan, zarar gören girişimler olacaktır bu dönemde, özellikle pandemi döneminde. Ama bu fonları biz onlara sağlarsak hayatta kalış sürelerini artıracağız. Dediğiniz gibi aşı veya evet. ihtiyaç duyduğum bütün sağlık hizmetlerini kendi bünyemizde, kendi içimizde yerli ve milli olarak üretme şansımız olacak. Harika. Çok teşekkürler Hakan Bey. Çok güzel anlattınız. Fonbulucu.com CEO'su Hakan Yıldız'la konuştuk. Böylece son seansında sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.